Aile bu süreç içerisinde en etkin faktördür. Evet, çocuklarımız kokleer implantasyon sonrasında özel eğitim programlarına dahil edilmektedirler. Ancak biraz önce ısrarla belirttiğim gibi biz bilgileri çevremizde deneyimleyerek kazanır ve öğreniriz. Yaşantımıza bunları bilgi olarak dahil edebiliriz. Özel eğitim kurumundaki dört duvar arasındaki deneyimler sadece oranın imkanlarıyla sınırlı kalacaktır. Burada metot, yöntem gösterilebilir. Ancak bundan sonraki sürdürülecek ortam ailenin ve çocuğun birlikte yaşadığı ortam olmalıdır. Bu nedenle ebeveynin bütün eğitim seanslarına aktif olarak katılması, eğitimcinin verdiği programları niçin ve nasıl uygulanması gerektiğini hakkında bilgi edinmesi, sorgulaması ve kendisini de bu yönde yetiştirmesi önem taşır. Bu evde çocuğun öğretmeni olacaklar anlamına da gelmemelidir. Ebeveyn, ebeveyn olarak kalmalıdır. Anne ve baba görevlerini bir tarafa bırakarak çocuğa öğretmenlik yapmamalıdır. Sadece doğal yaşamın ortası içinde çocukla birlikte bu deneyimleri etkin bir şekilde sürdürmeyi öğrenmesi gereklidir. Ve bunu doğal olarak yapmayı bir şekilde hayat standardı haline getirmesi gerekir. Eğitim kurumlarınız, tabii ki bütün eğitim kurumları ne yazık ki aynı standarda kavuşmuş değil halen ülkemizde. Ben gittikçe daha iyi kaliteye ulaştıklarını düşünüyorum. Özellikle yetişen lisans mezunlarının özel eğitim fakültelerinden, işitme engelliler okul öğretmenliğinden, okul öncesi ve 2 yıldır aramıza katılan odyoloji lisans bölümü öğrencilerimizin eğitim merkezlerine kalite getirdiğini gözlemlemekteyim. Ebeveynler eğitim kurumlarını seçerken özellikle kurumda bulunan personelin akademik yeterliliğinin ve mesleki donanımı sorgulaması gereklidir. Muhakkak çocuğun ihtiyacı bulunan gelişim programlarını ve modülleri uygulayacak yeterlilikteki kişilerin bu kurumlarda görev alıp almadıklarını bilmesinde fayda vardır. Sonrasında bu programların öğretmen tarafından, çocuğun eğitimcisi tarafından ev ortamına sürdürülme yönünde bir danışmanlık verip vermediğinde sorgulaması gereklidir. Bu eğitim programının nasıl sürdürüleceği konusunda aileye eğitimcinin muhakkak danışmanlık vermesi gereklidir. Bu süreçte aileler tabii ki şaşkınlık, kaygı, hayal kırıklıkları, adeta şaşkın ve hani telaşlı bir duruma düşebilmektedirler. Bir çocuk için geçerli olan bir bilgi asla diğeri için geçerli değildir. Bir takım derneklere özellikle de çocuklarının ilerisi için yasal haklarının, sosyal ve bir takım farklı statülerinin belirlenmesi için gerekli olan derneklere üyeliklerini yapmalarını öneriyorum. Yine bu derneklerin düzenlediği bir takım bilimsel aktivitelere, eğitim programlarına, kurslara, seminerlere fırsat buldukça katılmalarını ve kendi eğitimcilerinin de eğitimlerine devam etmeleri yönünde onları teşvik etmelerini öneriyorum. Eğitsel gelişimde özellikle çocukta ne zaman biz bir takım şeylerden endişe duymalıyız? Ondan bahsetmek istiyorum. Bu süreç içerisinde belirli aralıklarla farklı değerlendirmelerin yapılması önemli. Bunlar gerek formal değerlendirmeler, dil testleri, işitsel algı testleri, odyolojik değerlendirmeler, psikometrik bir takım testlerin uygulanması gibi bu testlerin veya gelişimsel değerlendirme testlerinin yapılması gerekli. Evet, bunlar bizlere çok değerli bilgiler sağlıyor. Ancak bunların yanı sıra muhakkak çocuğun birlikte olduğu eğitimciyle o değerli bilgilerin elde edilmesi, aileden gözlem ve bir takım deneyimlerin tespit edilerek elde edilmesi ve bütün hepsinin birleştirilerek çocuğun gelişimi hakkında ortak bir karara gitmenin önemini biliyoruz. Bu değerlendirmelerin belirli aralıklarla ki implant ameliyatı olduktan ilk bir yıl içerisinde 3 ayda bir, daha sonrasında 6 ayda bir ve yılda bir olacak şekilde bu değerlendirmelerin yapılarak çocuğun eğitsel sürecinin belirlenmesi ve
eğitim programında yapılacak modifikasyonların, değişikliklerin belirlenmesi gerekli. Çocuğun bu süreç içerisinde akademik becerilerini sürdürebilmesi için gideceği okulun da belirlenmesinde bu değerlendirmenin sonuçları çok önem taşıyor. Çocuğun kronolojik yaşı bir ilk öğretime başlaması için yeterli olabilir. Ancak diğer değerlendirmeler sonucunda eğer çocuğun normal bir ilk öğretim okuluna veya işitme engeller okuluna hazır bulunuşlu henüz gelişmemişse, oluşmamışsa bu çocuğu böyle bir okula yönlendirmenin yaşı gelmesine rağmen uygun olmadığı düşüncesindeyiz. Bu nedenle çocuğun okula başlaması yine kronolojik yaşından ziyade gelişimsel yaşına ve onun ihtiyaçlarına göre belirlenmesi ve aileyle ortak karar alınması gerekli. Ve tabii ki okula devam eden bireylerde okul öğretmenlerinin de yine çocuğun ihtiyaçları konusunda, onun iletişim yöntemleri, akademik becerilerinin geliştirilmesindeki etkin kullanılacak bazı yöntemler konusunda muhakkak danışmanlık almaları önemli. Koklear implant ve işitme cihazları genellikle karşılaştırılan iki tane farklı uygulama. İşitme cihazları ortamda bulunan akustik bilgiyi bir takım elektromanyetik ortamlardan geçirerek yükseltir, amplifiye eder, netleşmesini sağlar ve iç kulağa gönderir. Koklear implantlar ise bunu sağlayamadığımız bireylerde uyguladığımız bir yöntem. Burada iç kulağın içine yerleştirilen bir dizi elektrotla işitme sinirine farklı frekans bölgelerini uyaracak şekilde elektriki uyarım gönderilmektedir. Buradaki elektriki uyarımı işitme siniri ve yine işitme yolu ve işitme merkezi işlemleyerek bir işitsel bilgi beyne ulaşmaktadır. Ancak yine koklear implantta da en iyi implantı uygulamak veya en iyi programı yapmak bile bazen yeterli olmayabilir. İşte bu nedenle bazı çocuklar koklear implantasyon sonrasında normal işitenlere kıyasla neredeyse hiç fark etmezken diğerleri aynı özellikle taşıyan bazı çocuklar sesleri anlamlandırmakta, ayırt etmekte, üretimde problemler yaşayabilmektedirler. Bu nedenle kişiye özgün cihazlandırma, kişiye özgün eğitim programının hazırlanması, bireysel özelliklere yönelik takibin, değerlendirmenin devam etmesi ve interdisipliner birlikte farklı disiplinlerin bir araya gelerek gelişimi takip etmesi çok önem taşır. Teşekkür ederim.